İnsan değişmiyor. Ne zamanda, ne mekanda. Milattan önce 8000'de insan ne idiyse, Antik Roma'da ne idiyse, Osmanlı'da bugün de kıskançlık, yalancılık, haksızlık, yaş, ihtiras. Hepsi aynen devam ediyor. İnsan mekanda da değişmiyor. Şu anda aborijinlerde, Harvard'ın ofisinde, Arjantin pampalarında aynı aşk, ihtiras devam ediyor. İnsan aynıdır. Bir ömrün sonuna doğru, yaş 50'yi 60'ı geçtiğinde, kalan süremiz kısaldığında, hayattan belki tam bir şeyler anlamaya başladığımızda, hayattan ne anladığımızı kendimizle beraber götürüyoruz. Arkamızda kendimizden bıraktığımız, bizden kalacak olan bir nokta. Ömrümüzün bütün tecrübesi, deneyimi, öyle toprağa gidiyor. Biz hepsini, bütün kazanımlarımızı toprağa götürüyoruz arkamızda çok az bir şey bırakarak. Kimse yararlanamıyor bu birikimden. Arkadan gelen herkes hayata sıfır sermaye ile başlıyor. Hayatı kendi tecrübeleriyle yeniden keşfediyor. 50-60'larında bir şeyler anlamaya başladıklarında onlar da binlerce yıllık insanlık birikimi bu şekilde hiçbir işe yaramıyor. Herkes aynı tecrübeleri, yaşanmışların aynalarını yeniden yaşıyor. Yapılmış hataların tıpkısını yeniden yapıyor. Bu durum çok üzücü, moral bozucu. Hatta çok da anlamsız. Her koşanın aynı yanlışları tekrarlaması, yapmaya devam etmesi. Kıskançlıklar, yalancılıklar vesaire. Bağıl tıpta hedefimiz sadece iyi hekim değil, fakat bundan çok daha önemlisi iyi insan yetiştirmek olduğunda hayata dair anladıklarımın bazılarını, hepsini değil, zaman yetmiyor, süre sınırlı, siz öğrencilerime aktarmak istedim. İyi hatırlanmak lazım. Altının değerini sarraf bilir derler ya. O yüzden onun değerini bilmek, tarihte kalıcı olmanın iyi yönlerine çalışmak gerek. Siz öğrencilerime bulmuşken dakikalarla sınırlı zamanda ilk ağızda gelenlerle aklıma böyle bir konuşma çıktı karşınıza. Kalın sağlıcakla, mutlulukla, başarıyla, bendense kalacak olan küçük bir nokta.